Merhabalar. Geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli iki konuğum var. Profesör Uğur Batı ve Doktor Levent Uysal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaten daha önce... Hocam sen meşhur oldun zaten artık. Estağfurullah. Bir film falan çekelim abi, sakallar falan. Ya Winter is Coming. Var mı lan teklifler, var mı oyunculuk var, teklifleri? Arada oluyor. Üstad hoş geldiniz. Hoş. Kitap yeni mi çıktı? Evet. Kitabı gösterebilir miyiz arkadaşlar? Evet. 5-0 önde başlamak. 5-0 bir gönderme. Sizden dinleyelim, hem kitapla başlamış oluruz. Zaten diyorsunuz ki gelecek aslında her gün geliyor. Geleceği her Biz gün de yaşıyoruz. Bir zamanlar günlük yapıyorduk programı. Geleceği her gün yaşıyoruz. Ne anlatıyor kitap? Biraz umut veriyoruz gençlerimize. Biraz teknolojiyle eğitimi entegre etme. Biliyorsunuz artık 5-0 diye bir gerçek var. Endüstri 5-0, teknoloji 5-0, eğitim 5-0 ve toplum 5-0'a gideceğiz. Bunları tek tek açabilir miyiz? Mesela Endüstri 5-0 nedir? Endüstri 5.0'da aslında yapay zeka ve robotlarla... Birden başlayalım mı? Bir ya da iki, üç nasıl oluyor? Elektriğin bulunuşu gibi falan. Manuel sistemlerin üretimde entegrasyonuyla başladı. Sonra biraz daha geliştirdik. Otomasyonlarla verimliliği artırmayla ilgili çalışmalar yaptı endüstri. Ve sonunda anda insanlarla... yapay zeka ve robotları nasıl birlikte çalıştırabiliriz ve verimliliği arttırabiliriz? Konunun özeti bu. Ama bu taraftan ilerlerken biz diyoruz ki toplumu da bu tarafta geliştirmemiz lazım. Yani bir boya fabrikasının, bir otomotiv fabrikasının verimliliğini arttırırken insanlarımızın nasıl buna adaptasyonuyla ilgili çalışmalar yapmalıyız? Nasıl insanın ruhunun verimliliğini arttırabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar. O zaman sizin alanınıza geliyoruz. Eğitim konuşacağız, evet. Değil mi hocam? Eğitim evet. Mi konuşuyoruz? Tabii. Uğur Batı ile her şey konuşulur zaten. Ama bugün eğitim konuşacağız. Tamam. Peki nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Aslında biraz başlamış evet. olduk. Günün sonunda hala mı insanı eğiteceğiz ya? Makineler yapsın abi her şeyi. Yine insanın biraz ruhunu eğitmekle aslında başlamamız gerektiğine inanıyoruz. Neden? Misal veriyorum, bir duvarı bir robotla çok güzel boyatabiliriz. Kırmızıya boyattığımızı düşünelim. Ama bunun üstüne bir ruh katarak, insanın ruhu ve yaratıcılığını katarak oraya güzel bir dekor veyahut da bir resim yapabiliriz. İşte biz birazcık da insanların bu tarafını geliştirmeyle ilgili çalışma yapalım diyoruz. Yani diyoruz ki aslında insanlarımıza sakin olalım. Biz robotlarla ya da bu tür yaptığımız teknolojik gelişmelerle senin hayatını daha konforlu hale getireceğiz. Bunu yaparken de senin kişisel gelişimini artıracak zaman yaratacağız. Misal şu anda 8 saat çalışıyoruz. Mesai 8 saat. Aslında 4 saatini bizim yerimize yapan bir teknoloji dostumuz olduğunu düşünelim. Bu 4 saati biz kendi gelişimimize veyahut da görmeye, gezmeye ayırdığımızı düşünelim. Ve bunun sonunda da çıktığı her zaman çok daha manevi tarafı yüksek, ruhen daha yüksek, yaratıcı tarafı daha gelişmiş olacağına inanıyoruz. Bu tarafı yapılandırmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bizim destek vermiş olduğumuz üniversitede bunların yavaş yavaş laboratuvar ortamlarında yavaş yavaş gelişmesini sağlıyoruz. 8 saatten bahsettiniz. Aslında 8 saatte sanayi toplumunun bize öğrettiği bir şey. Biz 8 saat çalışmak zorunda değiliz herhalde. İnsan zaten çalışmak istemez ki. Yani bence çalışmak istese bu uygarlık olmazdı. Ben uygarlığın tembellerin icadı olduğunu düşünüyorum. İşte adam taş taşıyacaktı, üşendi, tekerleği buldu. Ya mesela insan uzaktan kumandayı buldu ya, bunu... Çalışkan biri bulamaz bence. Yürüyen merdiven bulmuş ya insan. Ben yürüyen merdiven, işte uzaktan kumanda. Bunları kimler buldu acaba? Yani bunlar hiç meşhur değil ya. Yani telefonu bulanı hepimiz biliyoruz da. Evet. Yürüyen kaldırımı kim buldu mesela? Hani havalimanlarında çok falan var. Müthiş bence, müthiş buluşlar. Bence insan tembeldir. Tembel olduğu için de bu uygarlık denen, katılıyor musunuz? Şöyle, o zamanı kendine ayırabilmesiyle ilgili yol göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Yani
kumandayı buldu, yürüyen merdiveni buldu veyahut da uyduyu buldu veyahut da teknolojik diğer ürünleri buldu veyahut da elektrikli arabayı buldu. Bir taraftan hepsi kendine zaman ayırmak için buldu, evet, zaten. Bir taraftan kendine zaman ayırmalı, bir taraftan da doğaya faydalı işler yapmasıyla doğru oranda çalışması gerektiğine inanıyorum insanların ben. Peki bu kendine zaman ayırmayı konuşalım mı biraz önce? Ne demek kendine zaman ayırmak? İnsanın tüm zamanı kendine değil midir zaten? Şu an değil. Şu an değil. Çok açık ortada. Bir patron için çalışıyoruz. Kesinlikle. Sizin bilgi felsefeniz aslında çok ideal bence. Yani beni şu an düşündürttü. Acaba uygarlık gerçekten tembel insanın işi mi diye. Bir uygarlık konfor, kesin olan bir, derdi olan insanın. İşi kolaylaştırmak için. Evet, şimdi derdi olan insanın işi. Yani bugüne kadar aslında bütün teknolojik gelişimler de diğer gelişimlerle birlikte derdi olan insanların işi olmuş. Çünkü hani geleceği de yorumlarken hep distopya üzerinden yorumlama eğiliminde oluyoruz ya. Mesela bana geleceği distopya üzerinden yorumlamak biraz anlamsız geliyor. Şöyle anlamsız geliyor. Zaten öyle olacaksa şu an konuştuğumuz hiçbir şeyin anlamı yok. Ha, değiştirmek için bir distopyadan şey... Distopyayı açalım mı? Belki seyircilerimiz arasında bu olur. Ütopya ve distopyayı bilmeyenler olabilir. Tabii. Çok kullanıyoruz biz programlarımızda distopya. Bir an hiç ne olduğunu konuşmadığımız aklıma. Doğru. Terminolojiler öyledir bu arada. Kabak sana patladı. Yok, keyifle. Distopya kötü bir şey. Kötü bir gelecek mi? Nasıl? Kötü bir gelecek tahayyülü. Aslında ütopya dediğimiz şey siyaset felsefesi kavramı ve kabaca insanların ortak, eşitlikçi, adaletçi, sürekli gelişime odaklı ve birlikte yaşayabileceği bir dünya tahayyülünü ifade ediyor. Onun karşısında distopya oluyor. Distopyayı biz şu an her ne kadar gelecek teknolojilerine hapsetmiş olsak bile, hani sanki dünyada distopya robotikle, yapay zeka, sensörlerle, algoritmalarla olacak gibi düşünsek bile hiç öyle değil. Biz şu an kendimize bir distopya yaratmış durumdayız zaten. Dünyanın yaklaşık 3,5 milyarı temiz su kaynaklarına ulaşmakta zorlanıyor. Dünyanın her yerinde savaşlar, bölgesel çatışmalar var. Yani bu bana çok ütopik bir 2021 gibi gelmiyor. Bunun teknolojiyle ilgisi yok. Ben hep şöyle söylüyorum. Bunun insanla ilgisi var. Ve hatta eğer gelecek ütopik, yani o anlattığım harika birliktelik, iyi sosyalleşme odağında insanı da getirecek olsa ya da bizim bir arada olamayacağımız, belki insan yaşamının bile sorgulanabileceği, doğayı katlettiğimiz, üretim tüketim ilişkilerinin dağıldığı, algoritmaların belki dünyaya hakim olduğu, o her neyse, o kötü gelecek, yani distopik geleceği de tarif ediyor olsak hepsinin ortasında insan olacak. Yani şöyle diyebiliriz, gelecekle iddiaya girmek hep çok riskli ya Biron abi. Ben şöyle düşünüyorum. İnsan neyse gelecekte o olacak. Kendimize bugün bakalım. Hırslarımıza, arzularımıza, beklentilerimize, hayal kırıklıklarımıza. Şu an neyi yaşıyorsak gelecekte şimdiden üretmeye başladığımız teknolojilerde de aynı şeyi göreceğiz bence. İnsan ne kadar tehlikeliyse yapay zekada, robotikte, sensörde o kadar tehlikeli olacak. Daha fazla olmayacak bence. Çünkü onu da insan yapıyor. İnsan yapacak. Ve insandan daha tehlikeli bir türde ben tanımadım. Tanıyan varsa da söylesin yani. Peki o zaman biz konumuzu daraltalım. Eğitim konuşmaya başlayalım. Şimdi eğitim, hepimiz eğitimle ilgili öngörülerimiz vardı. Eğitim şöyle olacak, böyle olacak. Hatta ben ilk programlarda hatırlıyorum, şöyle bir öngörü bir yerde okumuştum. Dünyanın en büyük şirketi 2030 yılında henüz kurulmamış bir e-learning şirketi olacak diye bir kitapta, hatırlamadım, bir kitapta okumuştum. Bende iz bırakmıştı. Evet, tamam, eğitim çok önemli olacak 2030'larda falan derken bu pandemi sürecinde biz çok büyük bir paradigma devrimi yaşadık diyelim. Yani değişimi değil de paradigma devrimi. Soru şu, size soruyorum. Neden hazırlıksız yakalandık ya da yakalandınız ya da yakalandınız mı pandemiden dolayı? Genel olarak dünyadan bahsediyorum. Siz de bunun bir parçasısınız. Çünkü dünyanın her yerinde bir hazırlıksızlık, bir kere bunu kabul etmek lazım her aşamada. Ne düşünürsünüz? Biz beklemiyor muyuz? Beklemiyorduk tabii ya. Bu pandemiyi beklemiyorduk yani. Biz aslında şöyle bir çalışma yapıyorduk. Ben bundan evvelki iş hayatımda teknoloji ve telekom sektöründe çalıştığım için özellikle de akademi tarafındaki arkadaşlarımızın bir step sonra nasıl daha iyi eğitim verebiliriz ve
gençlerle nasıl entegre edebiliriz eğitimi diye hep araştırmalar yaptık. Bir de şöyle bir şansımız oldu bizim. Yeni bir kampüse taşındık. Bu yeni kampüsün de altyapılarını bir step sonrası için yapılandırdığımızdan dolayı aynı zamanda bütün ders içeriklerimizi de dijital ortama geçirdik. Sağ olsun hocalarımız. Burada çok büyük bir emek var ve özveri var, araştırma var. Birçok dünyadaki üniversiteleri araştırdığımızda her şey open üniversite aslında. Birçok büyük üniversite diyelim yani 100 yıllık, 200 yıllık üniversiteler artık bilgileri açtılar insanlara. Open University ne demek? Yani bütün bilgileri açılması. Herkes bütün, girip istediği evet, yani bilgiye bu, erişebiliyor. Evet. 5G'nin de gelmesiyle bilgiye daha hızlı, daha kolay ulaşmasıyla insanların siz bir bilgiyi öğrenmek için misal veriyorum Amerika'daki bir üniversiteye girebiliyorsunuz. Oradan bütün bilgileri ediniyorsunuz ama ve lakin eğer o bilgiden bir gelir elde edecekseniz bir sertifika sınavına giriyorsunuz veyahut da bir proje gönderiyorsunuz. Belli bir ücret ödüyorsunuz. Onun sertifikası doğrultusunda o işle ilgili iş yapabilirliği sağlayabiliyorsunuz. Aslında dünya buraya doğru gidiyor. İşin en altında yatan. Biz de bunları planladık. Biz sertifika dünyasına. Gibi. Kız istemeye gidince kaç sertifikam var mı diyecek mesela. Belli bölümlerde evet, belli mesleklerde evet ama ana mesleklerde ise lisans, ön lisans yahut da yüksek lisansa doğru orantıda gelişiyor iş. Aslında eğitimi de ikiye ayırdı dünyadaki gelişmiş üniversiteler. Hibrit dediğimiz harmanlanmış eğitim. Yani siz işin teorisini dünyanın herhangi bir yerine girerek alabiliyorsunuz. Ama ve lakin asıl önemli olan uygulamalı eğitimler. Yani diyelim ki siz bir gastronomi bölümünde okuyacaksanız, sağlık bölümünde okuyacaksanız veyahut da yaratıcılıkla ilgili bir bölümde okuyacaksanız ve o sektörde ekosisteme dahil olacaksanız gelip uygulamalı laboratuvarlardan sonra okulun anlaşmış olduğu iş dünyasında çalışmanız gerekiyor ki işin pratiğini anlayabilirsiniz. Bu iki şeye fayda sağlıyor. Bir, üniversitenin mezunu hayata çok hızlı adapte oluyor. İki, iş dünyasında aslında o staj evresinde oryantasyonunu orada geçirdiği için zaman kaybetmemiş oluyor. İşveren de, işe giren de. Bu doğrultuda bir çalışma yapmıştık biz. Bir gün Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bize dediler ki pazartesi günü online uzaktan eğitime başlayacaksınız. Online ya da offline olarak. Biz Allah'tan sağ olsun rektör hocamın ve akademisyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın sayesinde biz pazartesi başlayabildik. Süper. İki konuya dikkat etmiştik. Biraz evvel dediğim gibi bir dijital içerikleri oluşturduk derslerimizde. Diğer ise internet altyapısını sağlam tuttuk. Oraya bir yatırım yaptık. Neden bunu yaptık aslında? Bu olmasaydı, keşke de olmasaydı ama gençlerimiz zaten bilgiye hızlı ulaşmayı öğrendiler. Önemli olan biz gençlerimizi bu bilgiden nasıl faydalanacaklar, çıktığı nereye doğru yönlendirecekler, onları anlatacağımız vaka modelleriyle gelişmelerini sağlamak. Bizim ana destek verdiğimiz üniversitenin ana felsefesini bunun üstüne oturttuk. Ve iş dünyasıyla senkronize ettik işin temelinde. Peki bu hani bu yaşadığımız büyük değişimden sonra işte insanlar uzaktan eğitimi keşfettiler. Hı hı. Hatta Open University, açık üniversite dediniz. O çok güzel bir konuydu. Dünyanın herhangi bir üniversitesinden dersler aldılar. Sertifika programlarına katıldılar. Ben biliyorum mesela $49 6 aylık yapay zeka kurslarına katılan genç arkadaşları tanıyorum. Bütün bunlar şu anda bir Harvard'a girip ders alabiliyoruz değil mi? Tabii ki. Böyle programlar var. Üniversitenin geleceğini ne yapar? Üniversite bizim bildiğimiz klasik üniversite kalır mı yoksa şekil mi değiştirir? Ya oyunun kuralları çok önce değişmişti aslında. Levent Bey'in söylediği gibi yani salgın olmasaydı da bir yere evriliyorduk. Bazen şeydir ya bazı musibetler, olaylar o paradigma devrimi dediğiniz şeyin altını çizer. Salgın pek çok şeyin altını çizdi. Yani e-ticaret dünyada mesela çok ciddi yükseliyordu. 25 milyon katılım olmuş Türkiye'den. Üstelik çoğu da 35 yaş artı geçen yıl içerisinde. Bu insanlar zaten hazırlardı. Yani
bilgi seti olarak hazırlardı. Hızlandırdı. Hızlandırdı. Eğitimde de böyle. Eğitimde hiç değişmeyen bir şey hep olacak bence orada kalan. Şimdi şöyle düşünelim. Harvard'dan, Stanford'dan, MIT'den dersler alabiliyorsun. Şimdi sertifika programları alabiliyorsun. Belki bir ileriki evrede doğrudan diploma programlarının da sayısının çok artacağını, ön lisans, lisans, yüksek lisans düşünebiliriz. Şu an hali hazırda da bu programları veren açık üniversiteler var. Burada yerel üniversitelerin bir evrensel olma gibi şartı var. Yani şu an Türkiye'deki devlet veya vakıf üniversitelerinin hepsinin evrensel olma gibi gerekliliği, zorunluluğu artık masanın üzerinde bizim tarafımızdan çok görünebilir halde. Bir. Peki evrensel olmanın kriterleri, o da zaten diğer şartları karşılıyor. Senin itibarın, marka değerin, içeriğin ne kadar gerçekçi olduğu, ne kadar işe yaradığı, değil mi? İşlevsellik diye bir şey var. Yani bir şeyi yapmak, yani şu suyu alıp da içmek bir işe yarıyor mu? Yaramıyorsa herhalde hayatımız boyunca bunu içmeyeceğiz. Yani insanın böyle bir doğası var doğal itibariyle. Bu eğitimde de değişmiyor. O yüzden bütün üniversiteler daha fazla içeriğe yatırım yapıp, daha fazla akademik araştırmalar. Bu niye önemli? Çünkü okullardaki öğretim üyelerinin kalitesini artırmak, onların sektörlerde kendi alanlarına uygun olarak araştırma geliştirme çalışmaları yapmalarına izin vermek. Şimdi dünyanın her yerinde, işte bizim de yıllardır tartıştığımız bir mevzu var. Türkiye'de dünyanın en itibarlı çeşitli endekslerindeki 500'e kaç üniversite giriyor tartışması yapıyoruz ya. Ya o süs diye yapılan bir şey değil ki. Yani onun arkasında bir gerekçe var. Eğer sen orada akademik araştırmalar olarak yukarılarda yer alan bir üniversiteysen, bunun arkasında demek ki araştırma geliştirme faaliyetlerin var. Laboratuvarlarda çeşitli teknolojiler üretiyorsun. Belki Türkiye mesela belki uzay teknolojilerinde bir yerde değiliz ama teknik tekstilde dünyanın en önemli ülkelerinden biri Türkiye ve bugün uzaya gidecek bir uzay yolcusunun uzay şartlarına uygun kıyafetlerini polimer kimyayla teknik tekstilde Türkiye'de hazırlayabilir durumdayız. Demek ki herkesin, uzay ajansı başkanıyla da çok da mutlaka da öneririm bu arada Serdar Bey. Çok da zihni açık, çok gelecekçi bir insandır doğal olarak. Mesela o da bir vizyonu bir gün konuştuğumuzda şey demişti. Yani birçok dedi civar çevre alanda dedi uzay teknolojilerinde üretim yapabilecek konumdayız. Onları da ön plana çıkarıp Türkiye'nin uzaydaki yerini, dünyadaki yerini bu alanlarla zenginleştireceğiz demişti. Bu da şunu gösteriyor. Aslında konumlandırma vardır ya, biz markada çok konuşuruz. Demek ki kendini nerede konumlandırdın? Madem Mars'a şu anda roket gönderemiyorsun, o zaman teknik tekstilini sen üret. Bir yerinde yer alama, yani bir yerinde vazgeçilmez ol. Üniversitelerde kendi açısından mutlaka kendi ait buldukları alanda ilk önce zihinsel itibar açısından vazgeçilmez olmak zorundadırlar. Bunu olamayan hiçbir üniversite, işte Levent Bey'in bir cümlesi var, ona şey yapayım, ithaf edeyim sözü. Eğer dedi üniversiteler kendilerini değiştirmezse sertifika programları olarak kalacaklar dedi. Ha bu da değerli olabilir bu arada. Çok iyi sertifikalar da çok işe yarıyor işte. Kız isterken sertifika. Sertifika. Ama tabii başka bir işlevi şey var üniversitede. Sertifikalar şey gibi geliyor bana, hani bugün sünnet yarın deniz gibi geliyor. Peki üniversitelerdeki değişimden bahsettik ya. Somutlaştıralım. Ne olacak mesela? Üniversitedeki en büyük değişim ne olur? Bir cümleyle Levent Bey'e veriyorum. Bence zaman ve mekan algısı kırıldı. Artık zaman ve mekandan konuşmamalıyız üniversitelerde. Bambaşka bir evreye gittik yani. Her yerdesin. Her zaman, ki şimdi projenizi açık etmeyeceğim. Harika bir proje anlattınız bize. Sizdeki de zaman kırılması. Biz üniversiteleri standart olarak ne biliyoruz? 4 yıl olacak. Üzerine 2 yıl yüksek lisans, 4 yıl doktora kabaca. Bu böyle olmak zorunda değil belki. Ha, hiçbir şey böyle olmak zorunda değil. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, 5 gün hafta içi, 2 gün hafta sonu, günde 8 saat. Bunların hepsi bir sanayi toplumunun bize öğrettiği ve ömrümüzün sonuna kadar böyle gidecekti. Halbuki hepsi değiştirilebilir. Niye ben 5 gün okula gideyim? 7 gün gideyim ya da 3 gün gideyim. Kim dedi ya bunu? Ya da o hafta gitmeyeyim, o ay gitmeyeyim. Kim dedi bunu 5 gün? Hafta içi her gün 5 gün. Prime time, drive time, hepsi bence hepsi ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Ya da kalkabilir yani, burada kimse hele artık başka türlü olabilir. Mesela ben size vereceğim sözü, ben öğrencilerin çok erken uyandığını düşünüyorum. Yanlış buluyorum. Çünkü hani eskiden tamam, kabul, güneş doğdu kalktık. İyi de biz tarım işçisi değiliz ki ya.
Hani şimdi bakıyorum ben, benim çocuklarım neredeyse uyumuyorlar yani. Sabaha kadar bir şey yapıyorlar. Şimdi bu çocuklara kalk sabahın köründe okula git diyoruz ya. Ben bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Tamam, eskiden şeyle senkronizeydi. İşçiler sabah kalkıp işe gidiyordu. Çocukları da okula gidiyordu. Ama belki de işçilik de olmayacak. Bir şeyler değişecek. Ben bu değişimin hani içinde olduğumuzu düşünüyorum da neler olacak hocam? Şimdi mesela adaptasyonu düşünelim. Arz taleple doğru orantıda. Biraz evvel söylemiş olduğunuz örnek. Şu anda gençlerimiz ya da işte benim de hem 17 yaşında bir oğlum, 7 yaşında bir kızım var. Özellikle oğlum daha geç yatıyor. İşte sosyal ortamda arkadaşlarıyla konuşuyor. Hele bu pandemiden dolayı daha çok dijital ortamlarda bulunuyor. Ama sabah saat işte 11'de, 10'da falan kalkıyor. Eğer okul olsaydı, okul zamanı da keza öyle. Hadi oğlum sabah 8'de okula. Biz üniversitede şöyle bir şey yaptık aslında. Biz dersleri biraz daha geçe aldık ki gelmek isteyen, uygulamalı derslere gelmekle ilgili zorunluluğu olan, mecburen belli derslere de zorunlu girmek zorunda arkadaşlar. 11'den sonraya odakladık. 11'de kalk gelmesi için işte 8'de, 9'da, 10'da artık uzaklıkla doğru orantı uyanıyor. Biraz kendine geliyor. Geldiğinde bir yarım saat okulda nefes alıyor işinin altında. Böyle bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Hocam ben özür dilerim, sözünüzü kestim. Üniversitedeki arkadaşlarla bir oyun oynuyorum. Diyorum ki 2040 yılında gündelik hayat. Bana 2040 yılında herhangi bir 24 saati anlatın. Başlıyorlar. Daha birinci maddede bitiyor iş. Doğal olarak insanlar sabah kalkmakla başlatıyorlar günü ve kahvaltıyla başlıyorlar. Kendi kendilerine şu konuda anlaşamıyorlar. Kahvaltı olacak mı? Evet. Olmayacak mı? Kahvaltı da sabahla ilgili bir şey ya. Günü biz saat kaçta başlatacağız? Bu da değişebilir. Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Biraz da sağlıkla da doğru orantıda. Neden 3 öğün yiyoruz? Ya da bir öğünde niye bu kadar çok çeşit yiyoruz? Bu bir biraz evvel örnek vermeye çalıştığım arz talep dengesi. Biz eğer sağlıklı yaşamayla ilgili 2 öğün yemek ve daha az yeme ile ilgili bir çalışma içerisindeysek ona göre dizayn edeceğiz kendimizi. Belki de günde bir kere yiyeceğiz. O da akşam olacak, lafın gelişi. Uzun yüzyıllarda böyleydi. Yani işin geçmişe doğru gidiyoruz aslında. Geleceği biraz da geçmişteki doğrulardan da faydalanarak kurgulamamız gerektiğine inanıyorum. Ben şöyle hissediyorum. Gençlerimiz inanın bizden bir adım, hatta 5 adım daha öne götürecekler yaşam modellerini. Çünkü mesela 7 yaşında benim kızım var, istediği şekilde yaşıyor. Bu pandemiden dolayı evde dersler alıyor, uzaktan eğitim. Biz biraz da destek vermeye çalışıyoruz ama biz soruyoruz. Diyoruz ki Elvin, şu anda ne dersi görmek istiyorsun? Resim yapmak istiyorum, resim yapıyor. Bir step sonra şimdi ne yapmak istiyorsun? Matematik yapmak istiyorum. Ama biliyor ki günde 3 tane ders alması gerektiğini. Biliyor ki biraz spor yapması gerektiğini. Biz ona göre aslında kişiye özel eğitimlerle bilgileri aktarmak gerektiğine inanıyorum. Veyahut da şöyle bir örnek vereyim. Liseyi bitirdi. Birisi Kırıkkale'de, birisi İstanbul'da, birisi de Mardin'den üniversitemize geldi öğrencilerimiz. Orada aldıkları eğitim düzeyinin hepsi 5 değil. Birisi 4, birisi 6. 6 olana biz 4 ile başladığımızda sıkılıyor. 4 olana 6 ile başladığımızda anlayamıyor temeli. O zaman biz şöyle bir geliştirmeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bunlar hep böyle küçük küçük gruplarla yapıyoruz. Öncelikle hemen hemen ilk dönem hepsini eşit level'a getirmeye çalışıyoruz. Üst tarafta gelenleri biraz daha İngilizce ağırlığı veriyoruz. Alt taraftakileri biraz daha o konuyla ilgili dersleri yoğunlaştırıyoruz. Ama için dönem hepsi diyelim ki 7 level'ına geliyor. O zaman başlatıyoruz dersi. Online eşitler mi bunu? Yani online üniversiteden önce hepsi online eğitim alsaydı aynı seviyede mi gelirdi? Şöyle, çünkü fark etmez ki bir öğrencinin, eğer online eğitimse hangi şehirde olduğu, hangi coğrafyada olduğunun önemi yok diye düşünüyorum. Geldiği meslekle doğru orantı hocam. Diyelim ki işletme iktisadi ilimlerle ilgili bir bölümdeyse hemen hemen
eşit dersler alabiliyor. Ama uygulamayla ilgili bir bölümde ise mecburen biz onu o level'a getirebilmek için biraz uygulama yaptırmamız gerekiyor. Yani seçilen meslekle de doğru orantıda bu eğilimi yapmamızla doğru orantıda işler yapmalıyız. Yani biz birazcık daha çocukları eşit level'a getirerek bir yerden startup yapmaya çalışıyoruz şu anda. Veyahut da çok basit, şu anda nasıl ders yapılıyor? Hoca bir şeyi anlatıyor tahtada, işte bir PowerPoint sunumla ve belli zamanlarda soru soruyor. Ben çok basit bir yapı kurmaya çalıştım kendimle ilgili. Ben bir hafta önce diyorum ki önümüzdeki hafta şirketler konusunu işleyeceğiz. Ve bir kaynak gönderiyorum ya yapacağım dersle ilgili basit notları gönderiyorum. Ve geliyorum sınıfa, duruyorum işte öğrenciler de var. Ben bakıyorum, onlar da bana bakıyor falan işte. Hadi ne yapıyoruz diyorum. Onlar da ne yapıyoruz diyor. Ben diyorum ki ben bu konuyu biliyorum. Siz ne sormak istiyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz? Birazcık insanları meraklı ve soru sormaya itmemiz gerekiyor. Eğitimin hep kalıcı olmasıyla ilgili. Bu metotları uygulamamız gerekiyor. Bunu birazcık da teknolojik altyapısını yönlendirdiğimizde kalıcı oluyor. Biz bakın misal veriyorum, birinci sınıftan üniversite sona kadar lafın gelişi 2000 konu işliyoruz. Ama belki de yüzünden faydalanabiliyoruz iş hayatında ya da normal hayatımızda. Birazcık daha fokus olacak, dikeyde büyüyeceğimiz eğitimleri almakla bence başarılı olacak gençlerimiz. Peki akademisyenin yerini yapay zeka alır mı? Uğur Batı işsiz kalır mı? Bir robot hoca gelip bütün dersleri o verir mi? Ya da öğrenciler bunu tercih mi eder? Yarın öbür gün işte bilmem kaç sene sonra orada iki seçenek var. Dersinizi Uğur Hoca'dan mı almak istersiniz? Yoksa yapay zeka bilmem ne XC X'ten mi almak istersiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Uğur Hoca akademisyen olarak işsiz kalabilir. Ama Uğur Hoca resim yapıyor, senaryo yazıyor, kültür sanat danışmanlıkları yazıyor, kitap yazıyor. Belki de Uğur Hoca'nın bu kadar işi çeşitlendirmesindeki neden bu olabilir. Aslında teknoloji 5.0 Uğur Hoca'ya artı katma değer sağlayacak. Bir dakika o zaman. Buraya gelelim. Bir dakika, güzel bir şey var. Uğur Batı bir akademisyen olarak işsiz kalabileceği ihtimalini satın almış da hazırlıyor kendini. İsviçre çakısı gibi olmak istiyor. Doğru mu? Ruhum bunu istiyor ama bu da iyi bir yaklaşım, bu da olabilir. İçsel süreçte ben belki bunu da satın almış olabilirim. Ya ben bu hani işsiz kalma meselesini de tabii işte 1-2-3-4-0 dedik ya. Bugüne kadar zaten sanayi toplumundan endüstri toplumuna geçerken de var olan mesleklerin %80-90'ı yok oldu ve bu evreye geldik. Biz bundan sonra da böyle olacak, bundan korkmamak lazım. Levent Bey doğru söyledi yani. 5.0 dedi, aslında düşünen, yaratan, hayal kuran insana bir avantaj olarak gelecek dedi. Çünkü zaman kazanıyor. Tabii ben şöyle söylüyorum. Mesela gelecekte o bir, eğer bir siyasetse, o bir parti olacaksa gelecekte iktidara gelecek olan şeyi biliyorum. Hayal gücü iktidara gelecek. Çünkü insanın, entelektüel kapitalizm diye bir şey tartışılıyor artık. Yani insanın dünyadaki varlığı ancak insanın şu an kendisine ait tek şey gibi duruyor. Hayal gücü ve yaratıcılığıyla anlamlı. Yoksa bir robotik teknoloji, evet tabii, tabii. Bunlar insanda bir boşluk mu, bir bug mı diye sorabilir. O yüzden insanın kendisini kendi yarattığı teknolojilere ve dünyaya karşı anlamlı kılabilmesi için kendi dünyadaki varlığının amacını, sebebini, anlamını ispatlaması gerekiyor. Orası çok net. Ya bunun haricinde insanın gelecekte bir anlamı olmayacak. Akademisyenlik konusunda da evet, bir yapay zeka şu anki düşündüğümüz model akademisyenliğin yerini çok rahatlıkla alabilir. Yani bakın, biraz daha teorik çerçeveden küçücük bir pencere çizeyim. Yıllarca bilişsel öğrenme yaptık. Aslında anlamaya, kavramaya ilişkin bir öğrenme biçimiydi. Yüksek düzeyde kognisyon kullanımıydı. Yıllarca eğitim sistemi buna bina edildi. Türk eğitim sistemi de tam olarak budur. Okul öncesinden yüksek lisansların, doktoraların sonuna kadar bilişsel öğrenme pratikleriyle çalışırız. Sonra bunu eksik bulduk. Dedik ki ya davranışsal öğrenme de olmalı. Yani yaparak öğrenme, deneyimsel öğrenme, doğayla birlikte öğrenme, çıktısını davranışta görme, tutum haline getirme. Bu da yetmedi. Sonra duyuşsal öğrenme dediğimiz şey ortaya çıktı. Dedik ki tamam, adam bilişsel olarak anlıyor, kavruyor, biliyor. Bunu davranışa da yansıtmış durumda. Ama dünyanın en önemli bilim adamı polimer kimyada o yolla
belki de genetikte dünyanın sonunu getirecek bir virüs mutasyonuna sahip olabilir. Yani bu teknolojiyi geliştirebilir. Belki de korona böyle bir teknolojiden yani tartışıyoruz ya, öyledir diye söylemiyorum yani, tartışılıyor. Demek ki duyusal öğrenme de gerekli. Yani ne demek? Değerlerle birlikte öğrenmek. Yani samimiyet, dürüstlük, akıcılık, iyi sosyalleşme, birlikte yaratma, yaşadığın türle ve diğer türlerle barışçıl yaşayabilme prensibi. Bunlar da milli eğitimin işte yıllardır oturtmaya çalıştığı veya çok tartıştığımızda çok az ilerleyebildiğimiz değerler eğitimi konusunu gündeme getiriyor. Bunu da duyuşsal öğrenmeye ait kıldık. Bu da yetmedi. Sonra dedik ki nörofizyolojik öğrenme ya da beyin temelli öğrenme dediğimiz. Yani bunların hepsini bir çatı olarak gören bir öğrenme biçiminin 2020'lerin dünyasında, 2000'lerin başından itibaren dünyada eğitim sisteminin tek yegane dayanabileceği aslında çatı sistemi olduğunu düşündük. Ve dünyada bugün ideal eğitim sistemlerinin hepsi öyle gördüğümüz. Kore, Güney Kore, Singapur bunlar oldukça başarılılar. Yani ekonomik refah anlamında da ciddi çıktılar elde ettiler. Yani sadece pizza testleri vesaire falan değil. Ekonomilerini defalarca büyüttüler ve üstelik yüksek katılımlı ürünlerle büyüttüler. Finlandiya yani çok konuştuğumuz eğitim modellerinin hepsinde beyin temelli eğitim pratikleri var. Kendisine has, yani o ülkelerin kolektif kültürüne has ama mutlaka beyin temelli. Aslında şöyle de bakabiliriz, birazcık daha sanatsal tarafa inelim. Tiyatro ve sinemayı düşünelim. Tiyatroda sanatçımız geliyor ve o an canlı oyununu oynuyor. Oyun başarılı oynadıysa her geçen gün yeni yeni seyirciler geliyor. Sinemada ise belli zamanlarda tekrar olabiliyor, daha iyi ulaşmak için yeni yeni çekimler yapılabiliyor. Ben aslında eğitimi, hocalarımızı bir tiyatro yapılanmasıyla gelişeceklerini düşünüyorum. Bizim hocamız geliyor, sınıf sahne aslında. Çıkıyor öğrencilerin karşısına. Güzel, güzel benzetme. Ve o gün... Peki eğitimde sinema? Eğitimde sinema da gerekli. Yani biz zaten buna benzer eğitimleri veriyoruz ama ben şu bitireyim, ondan sonra oraya da geçeyim sizin için. Geldi hocamız, çocuklarla bir kere çok iyi diyaloglar kurması lazım. Sıcak bir elektrik ve pozitif bir enerji aktardığında ve her şeyden önemlisi diyalogla eğitim veriyoruz. Öteki türlü offline, sinemada diyelim ki seyrediyoruz filmi, kendi duygularımızı yaşıyoruz. Bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz. Konuya göre kendimize hayal yapılanmasıyla ilgili çalışmalara itiyoruz. Ama tiyatroda ya da bizim derslerimizde bilmediğimizi, anlamadığımızı sorabiliyoruz hocalarımıza. Bilmeyle doğru orantıda ve kalıcı bilmeyle doğru orantıda geliştirebiliyoruz kendimizi. Biz şu anda bunları uygulamaya çalışıyoruz. Gelecekte mutlak surette eğer duygunun, yaratıcılığın olmadığı hiçbir sektör gelişemez. Biz tabii ki teknolojiyi iyi öğreteceğiz ama bunun üstüne sanatı, bilgiyi, doğru yapılanmayı öğreteceğiz. Yani insanın gelişimiyle ilgili çalışmalarla doğru orantı hareket etmek 5G zorundayız. 5G ne katacak eğitime? Şu anda eğitime? Çok basit. İnternet hızı Amerika ile Türkiye'de de aynı. Misal veriyorum. Amerika'daki bir profesörümüz, cerrahımız Türkiye'de ameliyat yapabiliyor robotlarla. Aynı hızda olduğu için. Veyahut da hızlı ulaşabilirliği sağladığı için daha çok bilgiye ulaşabileceğiz ve daha hızlı okuyabileceğiz lafın gelişi. İnsanlar dikkat ediyorsanız bir yerde takıldığında bir web sitesi veyahut da telefonunuzdaki indirim oranı hemen başka bir tarafa geçiyor. İşte 5G çok, çünkü kolay tüketiyoruz. Çok bilgi olduğu için. 5G bunun biraz daha hıza kavuşturarak doğru bilgileri edinmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. 5G'den sonra bir öğrenci benim artık okula, binaya gitmeme gerek yok der mi? 5G'den sonra. Belli konularda evet. Çünkü birçok şeyi uzaktan halledebilir. Kesinlikle. Evden demeyelim. Çünkü evet, şöyle bir evden olmak zorunda değil o. Şöyle bir gerçek var. Üniversite nasıl kuruldu? İşte Sokrates çevresindeki insanlara bilgilerini anlatıyordu. Onlar da bu ne kadar güzel deyip onlar da başka insanlara anlatmaya başladılar. Bu aslında bir meslek olabilir. Bu bir meslek olabilir dediler. Sisteme, evet, sisteme doğru bir yapı kuruldu ve kampüs üniversiteciliği diye bir şey çıktı. İşte herkes sabah geliyor kampüse,
Orada dersleri alıyor. İşte bundan 50 yıl, 70 yıl öncesini düşünelim. E şimdi biz bundan 10 yıl öncesine oranla belli dersleri %5, %10 uzaktan vermeye başladık. Standart dersleri. Sonra 20'ye çıkardık. Şu anda mesela 40'a 60. Hem Yüksek Öğretim Kurumu'nun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde. Biz aslında şunu sağlamaya çalışıyoruz. Dünyada her şeyden değerli zaman. Biz en kısa zamanda ulaşabilirliği sağladığımız sürece, yani diyelim ki işletmeye giriş dersini çocuk evden alabiliyor ise, neden Kartal'dan kalkıp Maslak'a gelsin? Evet. Bir zaman kaybı, ekonomi kaybı. Ama velakin bir gastronomi bölümünde bir domates doğramayı öğretmemiz ve bıçak kullanmayı öğretmemiz söz konusuysa, gelip onu hem sektörel bilenlerden 5G'den hem de... 5G'den sonra? Evet. 5G'den sonra bunları biraz daha... Ameliyat yapıyor, domates mi kesemeyecek abi? Şimdi hani oraya da gelelim. Ben gastroda onu gördüm, o domatesi kes. Hiç kolay değil yani, söyleyeyim. 5G'den sonra. Evet. 5G'den sonra da tabii ki her sektöre bu tür robotlar ya da yapay zeka altyapısı olan yapılar kurulacak. Ama el tadını hiçbir şey vermez. Biraz da böyle bakmak lazım. El sanatları, insanın dokunduğu yapıların daha tatlı olacağını düşünüyoruz. Yani ikisini de dengelemek gerekiyor bence. Ben yıllar önce çocuklar duymasında havuca bir şey yazmıştım. Havuç şey diyordu. Ben okulu değil teneffüsleri seviyorum. Evet. O zaman bu cümle çok sevilmişti. Gerçekten okulun o sosyalleşme tarafı bence hiçbir zaman ölmeyecek bir şey. Yani derslerde dersi uzaktan olabilir ama uzaktan teneffüs olmaz. Aynen. Belki de okullar sadece teneffüs için gerekli olacak. Harika. Yani bugün ben okula teneffüse gidiyorum. Olabilir zaten mi? Zaten artık sizin senaryo çok üzülüyorum. Senaryo tarzınızda da o var. Mesela düşündüm, çocuklar duymasın, 80'ler hep satır arası dizileri. Yani aslında çok düşündüğümüz, duyumsadığımız ama çoğu yerde dile getirmediğimiz şeyler senaryoların içerisinde gerçekten belki de çok sevilmesinin sebebi de buydu. Tabii evet ben, ya. Ben falan öyle çok yazıyordum. Bir ara işte havuç telefon istiyordu. Babasına gidiyor, diyor ki baba diyor, kişi başına düşen milli gelir ne diyor? İşte 10 bin dolar. Ben de var mıyım bunun içinde diyor. Evet diyor, kimden alacağım 10 bin doları diyor. Aslında üniversiteler biz bir yavaş yavaş, hatta daha da hızlanacak şu anda, bir network merkezi oluyor. Bir arkadaşlarla olan bilgi paylaşımı artı insani duyguların geliştiği, iki iş dünyasıyla tanıştırabiliyoruz. Evet. Her şeyden önemlisi. Ya da daha iyi bilenin biraz daha az bilene aktarımıyla ilgili paylaşımlarla doğru orantı yapıyoruz. Bir step sonra sizin dediğiniz gibi biz diyeceğiz ki evet bu dersleri aldınız ama şu firmanın CEO'su gelecek, kariyer planlamasıyla ilgili size bir workshop yapacak dediğimizde belki gençlerimiz gelip bunlara katılacak ve o kişiyi canlı görme imkanı sağlayacak. Ona soru sorma imkanına kavuşacak. O sektörde olacak mıyım, olmayacak mıyım kararını verecek. Tabii işte aidiyet de önemli. Evet. Yani ben bu okula aitim. O onu da hissetmek isteyecek. Bir de mesela ben şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Gençlerin şöyle bir dünyası var. Her şey zamanla sınırlı. Yani Instagram'a bir video yükleyecekseniz 58 saniye. Aynen. İşte Twitter'a bir şey yazacaksınız bilmem kaç karakter. Evet. Buraya bir video, TikTok videosu ya 15 ya 30. Hep böyle bir sınırlar var ve bunlar çok kısa. İnsanlar buna çok alıştı. Ve her şey sınırlı ama derse bir giriyor. Hoca blok yapıyor, iki ders üst üste. Ben onun gençler için bir işkence olduğunu düşünüyorum. Yani uzun derslerin, ya benim öngörüm bu. Çünkü her şeyi çok kısa yapıyorlar. Dizilere bakıyorsunuz YouTube'da falan çok kısa. Evet. Dijital platformlar gittikçe daha da kısa. Bizim geleneksel televizyonu boş verin. Yani orada her şey çok uzun. O yüzden de gençler kaçtılar. Çünkü her şey çok kısa. Ben gelecekte tiyatro oyunlarının, filmlerin kısalacağını düşünüyorum. %100. Çünkü her şey çok kısa. Dersler ne olacak? Biz şöyle yaptık onu da. İşte blok dediğiniz için. Laboratuvarların laboratuvarların içine son de son 5 dakikamızmış hocam. Laboratuvarların içine sınıf da yerleştirdik. Önce biraz teoriyi anlatıyoruz. Haydi gelin bakalım diyoruz. Laboratuvarda onu uygulatıyoruz. Böylelikle
sürekli bir şeye fokus olmak. 20 dakikadan fazla da konsantre olamıyor gençlerimiz. Bir de ellerinde hep telefon oluyor, biriyle yazışıyor. İstersen bunlar gerçekler. Bu gerçekler doğrultusunda bilgi aktarmamız telefonu, gerekiyor. Telefonu, telefondan uzak kalmak da istemiyorlar. Telefondan. Tabii ki. O yüzden tabii ki. Mesela tiyatroya gitmeyenler var. Hani telefonu derste de kapatıyorum. Önemli bir öğrenme aracı telefon bu arada. Evet. Yani çok merak ettiği bir şeyi çok hızlıca bakabilir. Yani o da bir fırsat. Yani tamamen şey diyemiyoruz. Hani dışarıda kalsın falan dediğimiz bir şey. Aklımız. Evet. Akıllı alet yani. Peki herhalde 4 dakikamız var hocam. Nasıl kullanalım? Eksik bir şey kalmasın söylemek istediğiniz. Şunu söyleyeceğim. Biraz önce çok güzel bir açılım yaptınız aslında sosyal medyalardan örnek vererek. TikTok'un 15 saniyesi, Twitter'ın 140 ya da işte... O galiba 280, arttı biraz daha. İşte iki katına çıkartıldı ama telefondan değil şeyden yazdınız da öyle. PC'den, laptop'tan yazdınız öyle. Öyle mi? Tabii öyle bir ayrım var. Ondan sonra Instagram'ın duvardaki videosu başka, IG'deki süresi farklı. Ama kesin olan şu vardı. Bu teknolojiler geliştirilirken teknolojiyi geliştirenler kendi yazdıkları algoritmayı kendi lehlerine kullanmak istediler doğal olarak. Oradaki etkileşimi artırmak için. Çünkü Facebook'taki gibi neredeyse sınırı olmayan, orada da bir sınır var ama çok uzun. O metinler insanları zorladı. Hatta paylaşımdaki diğer unsurlar yavaş yavaş insanların özellikle belli bir yaş grubunun dikkat edin. Aynen ulusal televizyonlar gibi, geleneksel televizyonlar gibi Facebook'tan uzaklaşmasına sebep oldu. Ne Twitter, ne Instagram, ne TikTok bu riski göze alamadılar ve şöyle söylediler. Ben sana sınır belirliyorum, benim algoritmam belli. Ne anlatmak istiyorsan o sınırlar içerisinde anlat. Dolayısıyla ben de bundan muzdarip olmayayım. Yani teknoloji evet. İnsanlar benden uzaklaşmasın. O yüzden bunu kullanıcı da bunu çok sevdi ve buna adapte oldu. Kesinlikle. O yüzden eğitimle bunu birlikte düşünmek çok mantıklı. Yani sınıf süreleri, toplam açık yani örgün eğitimde neredeyse her gün ders olması meselesi, her ay aralar dışında ders olması meselesi. Belki de bunu şu kafayla düşünmek gerekiyor. Bunlar biraz tabii ki sanayi toplumundan gelen ezberler ama hoca gereklilikleri, fiziksel mekan gereklilikleriyle birlikte sanki başka bir ihtimal yokmuş üzerine yapılan planlar. Ama bir gün bir salgın geliyor. Tabii. Biz sosyal pedagojide diyorduk ki çocuklar 0-6 yaş grubu telefon kullanmasın. 6-9 yaş arası yarım saat, 9-12, 1 saat falan gibi kurallar koyuyorduk ya. Sonra bir gün şöyle söyledik. Yok ya öyle değil 14 Mart'tan sonra. Bütün çocuklar sabah 9'da akşam akşam üstüne kadar 2'ye kadar sınıfta evet. olacaklar dedik. Ekranın karşısında olacaklar düzeltiyorum dedik. Demek ki düzen bizi buna mecbur kılabiliyor. O yüzden biraz daha geniş bir çerçeveden sınavlar da böyle lazım. Olabilir. Yani bu sorumu 280 karakterle cevaplayın. Niye olmasın bu arada? Çok, evet, niye çok olmasın alışkınlar bu arada, biliyor musun? Yaz yazabildiğin kadar değil abi. Onlara sınır koyunca çok çok organizeler çünkü. Bana derdini 15 saniyede anlat. Aynen. Bizim jenerasyonda çok zor ama onlar çok iyi biliyorlar. Bir de bu teknolojiyle insanların yaratıcılık tarafını arttıracak ve onlara özgüven edindirecek işleri yönlendirmemiz gerekiyor aslında. Biraz evvel siz, örnekten çıkalım. Siz, bizim jenerasyonumuzda biz yazıyorduk klasik sınavlar. Ama öteki türlü 3 dakikada benim kızım ya da oğlum hemen cevap verebiliyor. Tabii. Yani hızlı düşünmeyi adapte etmemiz lazım. Hep zamana karşı zamanın değerini anlatacağımız işlerle ilerletmek gerektiğine inanıyorum ben. Evet, öyle bir hani derdini bu kadar kelimeyle anlat, bu kadar sürede anlat. Kimin lafı var ya? Pascal'ın mı? Biraz vaktim olsaydı daha kısa yazardım. Yani bu sözü hepimiz biliriz bu arada. Yani çok, gerçekten çok zordur. Yani bu genç arkadaşların bunu becerebiliyor olması büyük bir beceri bence. Çok yetenekliler. Hatta bir başka konu var. Başka bir programda tartışırız. Ben şeyi de anlamıyorum. Story koyuyorsun 24 saat içinde yok oluyor. Evet. İnsan neden bunun yok olmasını ister? Ya benim hiç öyle. Ben hiç koyamıyorum. Ben hiçbir şey yok olmasını istiyorum. Ama mecra yenisini koymanızı istediği için bunu etkileşim diyoruz. Onun yok olmasını istiyor. Peki o zaman sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Kitabınız tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. 5 noktası 5-0 önde başlamak. Aynen. Noktayı okumuyoruz aynen. herhalde. Evet. Tekrar teşekkürler. Biz de İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. Programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere efendim.